Çok teşekkür ediyorum. Şimdi o konuya da zaten siz yavaş yavaş gidiyorsunuz ve siyaseten terör örgütleriyle ortak bir dilde olmak, bağını tamamen kopartıp kopartmadığından emin olamaması seçmenin bu konudaki işte duyarlılığında ön plana çıkması şu an siyasette tartıştığımız en önemli mesele. Mesela HDP meselesi, HDP'nin siyasetteki yeri, HDP'nin altılı masadaki yeri en fazla tartıştığımız konu. Şimdi dilerseniz buraya siz de bu parantezi açmışken yavaş yavaş altılı masanın konusuna gelelim. Pazar günü yeniden toplandı altılı masa. İkinci tur görüşmeleri Kılıçdaroğlu'na ev sahipliğinde gerçekleşti. İlk görüşmeydi, ikinci turun ilk görüşmesi. Fakat o bildirgede yine bir şey yer almadı. Fakat şöyle bir kafa karışıklığı var. Uzun süredir bu dile getiriliyor. Ne deniyor? Altılı masadan çıkacak olan Cumhurbaşkanı adayı herhangi partinin lideri olursa eğer o altı partiden birinin diyelim ki Cumhurbaşkanı adayı seçildi. Cumhurbaşkanı seçildi. Diğer tüm partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Şimdi bu anayasada yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber anayasada mümkün değil mi? Bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Ama özellikle böyle bir isteğin olması neler? Şimdi altılı masanın planları, olası yönetim planı, işte Cumhurbaşkanı belki sembolik olacak olması. Bunlara bir bakalım, bununla ilgili bir barko hazırladı arkadaşlarım. Özetle ona bir bakalım. Çünkü dediğimiz gibi verilen bir hak var, parlamenter sisteme yeniden döneceği konusu ısrarla altı çiziliyor her defasında ve hani bu altılı masanın toplantısından sonra bir açıklama bekleniyor, aday olmasa bile net bir karar bekleniyor ama her seferinde geliştirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi ön plana çıkıyor. Altılı masanın olası yönetim planı, Cumhurbaşkanı sembolik olacak, birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı yani fiili başbakan olacak. Altı Cumhurbaşkanı yardımcısı, fiili başbakan yardımcıları mı olacak? Altı partiye ve HDP'ye oy oranlarına göre en az iki bakanlık verilecek. Ki bunu çokça tartıştık. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gürsel Tekin verilebilir dedi HDP'ye bakanlık. Altılı masada bile yok dendi ama verilir dedi. İyi Parti çok büyük tepkiler gösterdi. Şimdi bir yandan parlamenter sisteme hemen geçeriz. Zaten hazırlanır bir ay içerisinde meclisten geçer, referandum yaparız, parlamenter sisteme kesin geçeceğiz deniyor. Meral Akşener ben başbakan olacağım diyor. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı adaylığı pazarlığı da dönüyor. Şimdi madem parlamenter sisteme geçilecek, niçin diğer tüm adaylar, olası Cumhurbaşkanı sonrasında kalan tüm adaylar Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor. Şimdi burada bir çelişki yok mu? Ben düşünüyorum. Tamam, parlamenter sisteme geçecek. Bana bunu vaat ediyor. Ben de parlamenter sisteme geçilmesini isteyen bir vatandaşım. Altılı masadan herhangi partiye oy veriyorum. Ya da Cumhurbaşkanı adayına oy veriyorum. Ama sonra parlamenter sisteme geçilmiyor. Daha herkes Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı olmak istiyor. Şimdi ne söyleniyor? Ben diyelim ki seçmenim ki bana ne söyleniyor hocam? Evet. Şimdi baktığımız zaman seçmene ne söyleniyor? Birincisi Kılıçdaroğlu kendi başkanlığına hazırlamaya çalışıyor altılı masaya ama bir türlü onu beceremedi. Tam ikna edemiyor çünkü altılı masada 5 tane Kılıçdaroğlu'nun zihniyetiyle hayatları boyunca karşı tarafta duran insanlar var. Onları ikna etmek için işte şimdi az önce konuştuğumuz gibi başörtüsü meselesinde işte bak kanun getiriyorum böyle yapın. Başka ne derseniz onları da yapacağım diye bir tavra doğru gidiyor. Şimdi burada masanın uzun zamandan beri bu masada toplanıp dağılmalar sonunda bir şey çıkmayacak. Çünkü bu masada bir başı çeken Kılıçdaroğlu yani büyük oy potansiyeli olan Kılıçdaroğlu'yla diğerleri arasında ideolojik fark var. İkincisi masada iki tane güç var. Bir İYİ Parti, bir CHP. Diğerlerinin nispi oyları işte yüzdelik dilimde birçok araştırmada birinin altında çıkıyor. Bazı yandaşlar 2-3 verdikleri olabiliyor ama bu böyle. Ama hepsi yani her genel başkan kendinin ve partisinin güçlü olduğu iddiasına. Yani Babacan'ın özellikle yani her parti genel başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda net bir söylemi var. Evet, söylemleri var. Şimdi diyelim ki birincisi bunlar çıkarken ne dediler? Sembolik Cumhurbaşkanı. Düşük profilli. Şimdi Kılıçdaroğlu düşük profilli olduğunu kabul mü ediyor? Yani onaylamış oldu değil mi? İkincisi diyelim ki sembolik başka birini koydular. Birinci Cumhurbaşkanı fiili başbakan. Hani başbakan şey olacaktı, Akşener ben başbakan olacağım diyordu. Halbuki fiili bir çıkma var. Diğerlerinin işte %1 bile oy olmayan Demokrat Parti başkan yardımcısı olacak. Yani bu
bunların ifadeleri ve bu bakış açısıyla buradan bir şey çıkacak bir görüş, görüntü vermiyor ortaya. Bu, ben onun için çok zaman söyledim. Burada. Bu arada şey hatırlıyorum, doğru mu hatırlıyorum Yasin Bey? Birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Cumhurbaşkanı'na işte görevinden gitmesi bir şekilde durumunda eğer birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı varsa yaşı en büyük olan, değil mi, yeni Cumhurbaşkanı seçilene kadar o makama vekillik eder diye bir şey hatırlıyorum. O durumda da herhalde bakması lazım, bakmak lazım ama Cumhurbaşkanı yardımcısı... O mecliste ilgili olan bir şey değil. Böyle hayır, Cumhurbaşkanı bir... hükümet sisteminden bahsediyor. Yardımcısı vekalet ediyor. Evet ama yani birden fazla olursa, şimdi bugün öyle değil ama birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa yaşı en büyük olan, o zaman da aklıma Temel Karamollaoğlu geldi. Evet, Temel Bey de bir koltuk görevli. Evet, acaba öyle. Kılıçdaroğlu. Peki sizce net bir soru soracağım. Tabii. Altılı Masa'nın tüm üyeleri gerçekten parlamenter sisteme dönmek istiyor mu sizce? Ya bunlar hepsi bunu ifade ediyor. Parlamenter sisteme dönmek istiyoruz da isteseler de sorun şey yok. Çünkü bunlar artık parlamenter sisteme geçecek oy almaları şu anki kamuoyu araştırmalarında görünürde mümkün gözükmüyor. Yani anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği yapmaları lazım. İşte meclisi seçime getirecek kadar oy almaları lazım. Yani bunların her birinin oy nispetleri, yüksek oy nispetleri. Şu anda bu 6 lider adayının, partilerinin böyle bir oy alma şansları yok. Onun için... Bunu olsaydı konuşmaktan yerde Türkiye'nin siyasetinde bunlar ne yapabilirler? Bunu konuşmak daha şey yani. Çünkü olsayla olacak iş değil. Çünkü böyle bir oy gözükmüyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten son zamanda, özellikle son 6 aydan beri yapmış olduğu uygulamalarla toplumun, vatandaşların en alttaki kesimlere varıncaya kadar kimsesizlerin kimsesi olacak siyaseti izliyor. En altta dışında sosyal devleti anayasa madde mahkemesi, anayasanın bir ikinci maddesi olmaktan çıkarıyor, uyguluyor. Yani elektrik yardımından doğalgaz fiyatlarındaki korumaya kadar, işte gıda ürünlerinden zorunlu gıda maddelerine, temel gıda maddelerine kadar düşük fiyatlarla bunların vatandaşa sunmayla. Yani bir sosyal devletin her nüvesiyle vatandaşın yararına yaptığı uygulamalarla Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşın gönlünü gittikçe daha fazla yiyor. Tüm kamuoyu araştırmaları son şeylerde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oyların arttığını gösteriyor. İşte bakıyorsun MHP meydanları dolduruyor. Yani 4 tane büyük mitingine gördük. MHP'nin son zamanlarda yapılan en büyük mitingler. Yani Cumhur İttifakı'na yani bir kayma olduğunu gösteriyor. Bunların da baktığımızda bunlar bir ara küresel krizin, pandeminin devamında Rusya Savaşı'nın ekonomiyi biraz sallaması, küresel dünyayı sallaması neticesinde bir ümit ışığı doğmuştu bunlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanlığı kendi muhalefetinin de kendi yapıyor. Kendini yeniliyor, partisini yeniliyor. Ya da söylemlerini yenilerek halka daha fazla iniyor. İşte bugün bile gördünüz, her gün çalışıyor yani. Bunların hiçbiri meydanlara çıkıp da bir miting yaptığını gördünüz mü? Yok. Ama toplantı masasında işte 6 kişi birbirine toplanıyor. Şimdi 15 günde bir toplanalım teklifi geldi altılı masaya. Sıcak baktı işte da seçim yaklaşıyor ya. Yani seçim yaklaşıyor ya, unutulmuş. Yani bu toplantıların sıklığı bir söylem birliği ve ortak söylemi de beraberinde getirir mi sizce? Şimdi bu kadar uzun aralıklarla değil, 15 günde bir araya gelelim. Şimdi uzun aralıklarla oldukça bunlar gündemden düşüyorlar, medyadan düşüyorlar. Ne kadar yaklaştıkça da hep bir heyecancı bir seçim de yaklaştı. Peki. Şimdi ben bu soruyu tekrar soracağım diğer konuklarıma da. Müsaade ederseniz sorduğunuz soruya anayasa maddesini okuyayım. Hangisi? Hani orada bir yanlış olmasın diye. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet, biz de o konuda bir arkadaşlarla farklı düşündük. Buyurun. 106. madde, yani anayasanın 106. maddesi. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanlığına ait yetkileri kullanır. Ama bu kadar. Birkaç tane Cumhurbaşkanı olursa eğer... Şöyle, birkaç tane Cumhurbaşkanı olacağı yukarıda, Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir diyor. Evet. Dolayısıyla bütün bu şekilde.